Dubai'ye 2 yıl önce 16 yıllık kariyerimi bırakıp geldim. 1 yıl boyunca işsiz kaldım. Sadece teklif verdim. Hiçbirisi projeye dönüşmedi. Fakat 1 yıllık o sabır gerektiren sürecin sonunda Dubai'nin en büyük inşaat firmalarından birisiyle ilk projemi gerçekleştirdim. Merhaba Emirates Loves Türkiye, ben Mehmet İslam Türk. 2 yıl aşkın süredir Dubai'deyim. Sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım. Dubai'ye gelmeye nasıl karar verdiniz? Burada tanıdığınız kimse var mıydı? Ben Dubai'ye geldiğimde bir Allah'ın kulunu tanımıyordum. Önce başkonsolosumuz o zaman İlker Bey'di. Ondan bir randevu aldım. Sağ olsun o zaman Türk İş Konseyi'ne beni yönlendirdi. Ben de Türk İş Konseyi'ne üye olup oradaki network eventlerle aslında buradaki network'ümü oluşturmaya başladım. Tabii ilk etapta bir çekingenlik oluyor, kimseyi tanımıyorsunuz, eventlere gidiyorsunuz. Evet, çok kalabalık eventler ama orada çok girişken ve aktif olmanız gerekiyor. Bu süre zarfında ben şunu gördüm. Evet, bir fizibilite yapılması gerekiyor, evet bir yatırım yapılması gerekiyor ama Dubai'de en önemli yatırım network'e yapılan yatırım. Ben bunu bir sene içinde aslında zor yoldan öğrenmiş oldum. Bir yıl boyunca hiç iş yapmadım. Yani bir tane bile proje alamadım ama 70 tane teklif vermişim Merve Hanım. 70 tane tekliften bir tanesi bile işe dönmedi. Ve en çok karşımıza çıkan soru da şu, Dubai'de daha önce iş yaptınız mı? Yani bir yerden işte yapmam lazım ki yapabileyim ama bu devamlı karşımıza çıkıyordu. İşte bu kırılma noktasını biz bir yılın sonunda gerçekleştirdik. Arkadaşımın firması bir yılın sonunda bana ilk işini verdi. Şu an 4. projelerini yapıyoruz ve devam ediyoruz aynı şekilde. Burada şunu söylemek istiyorum. Network, geldim biriyle tanıştım, gittim değil. İlmek ilmek o ilişkiyi devam ettirmeniz ve bir noktaya getirmeniz gerekiyor. İşlemeniz gerek. Dubai'de ben bunu yaptım. Üşenmedim, gittim Abu Dhabi iş konseyine üye oldum. Orada birçok iş görüşmesi yaptım. Dubai'de Türk restoranları buldum mesela. Gittim bütün Türk restoranlarında kimler var? Şefleriyle bile tanıştım. Yani ben orada iş yapacak değilim ama önemli olan orada görünmek, orada bulunmak. Çünkü Dubai piyasası sizden burada bulunmanızı istiyor. Ben aradığımda Mehmet'e ulaşabiliyor muyum? Mehmet'in ekibi Dubai'de mi? Gelip site'a bakabiliyor muyum? Dubai'yi tercih etmemizin aslında en önemli sebebi daha önceki ziyaretlerimde buranın bir hub olduğunu görmüş olmam. Yani ticari açıdan burası Orta Doğu'ya ve dünyaya açılan bir hub niteliğinde. Ben şu an Suudi Arabistan'a, Cidde, Dammam ve Riyad'a iş yapabiliyorsam Dubai'de şirket sahibi olduğum için. Peki Dubai'ye gelmeyi düşünenlere ne tavsiye edersiniz? Dubai'ye gelen bir insanın şunu biliyor olması lazım. En az bir yıl boyunca mental olarak ve finansal olarak dayanabilecek gücü olması gerekiyor. Yani ben burada çok pes etme noktasına geldiğim durumlar oldu. O kadar artık mental olarak yıpranıyorsunuz ki ben şunu sorgular durumdaydım. Allah'ım ben burada ne yapıyorum? Kurulu düzenimi bırak, kariyerini bırak, gel buraya tek başına uğraş dedim. Bir noktada böyle artık kırılmaya çok yaklaşıyorsunuz. Ama o noktada şunu eğer başarabilirseniz, hayır ben buraya geldim, buraya bu kadar emek verdim, bu emeğimi heba etmeyeceğim, devam edeceğim derseniz eninde sonunda başarıyı yakalayabiliyorsunuz. Ben şu an bir şeyler başarabildiysem şayet Dubai'de, o noktada tam kırılma noktasında o sabrı gayreti gösterebildiğim için. Burada çok rekabetçi bir ortam var ama çok fazla da iş var. Sadece sabırlı olmak, network'ü doğru işlemek, tedarikçileri doğru bulmak ve doğru fiyat politikasını uygulamak yeterli. Sonunda mutlaka business'a dönüyor, paraya dönüyor ama o sabrı, o dirayeti göstermek gerekiyor.